Evet sevgili izleyiciler, Heybeliada Lions Kulübü atamızı anma gecesinden hemen dönüyorum size. Semra Hanım, Semra Hanım siz önce kendinizi tanıtın çünkü ben söylemeyeceğim. Yaptığınız işler o kadar ulvi, o kadar geniş ve büyük ki siz önce kendinizi tanıtarak neler yaptığınızı izleyicilerimize anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bir kere bu kadar anlamlı, özel bir gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, dahi lider, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, onun fikirlerin doğrultusunda yürümek, onun gösterdiği hedefe doğru koşmak bizim boynumuzun borcu. Hepimiz. Özellikle Türk kadınlarının müthiş bir sorumluluğu var bu konuda. Çünkü birçok medeni ülkeden önce seçme seçilme hakkı aldık, medeni kanunumuzu, atamızla doğduk, atamızla var olduk ve onun ışığında, onun gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize biz Cumhuriyet kadınları her birimiz ant içmeliyiz ve ben Semra Demirer olarak Ünsbet Spor ve Kültür Kulübü'nün başkanı olarak buna söz veriyorum sizin nezdinizde ve genç Atatürkler yetiştirmeye devam ediyorum. Önemli bu gece olalım. Bu gece de çok önemli. Heybeliada Lions Kulübü çok anlamlı işlere imza atıyor. Başkan, Sayın Başkan Hülya Güveli hanımefendi ve tüm ekibi inanılmaz duyarlılar. Kocaman yürekleri var. Lösemili çocuklara, bu gecenin de anlamı biliyorsunuz, özel bir çocuğumuza, küçük bir kızımıza göz nakli yapılacak buranın geliriyle. Evet, evet, çok özel bir çalışma bu. Ama atamızı anmak, her gün anmak lazım. Bir güne sığdırılamaz. Ben 10 Kasım'da filmde izlemiştim. Genç bir çocuğa öğretmeni soruyor Kabataş Lisesi'nde. Senin için 10 Kasım'da Atatürk nasıl bir duygu diyor. O da diyor ki o gün yağmur yağmadığı halde tüm Türkiye ıslandı. Bu ne demektir? Yani çocuklarımızın bizim gönlümüzde gittikçe büyüyen bir hasretle, özlemle anıyoruz atamızı, dahi liderimizi. Tüm dünyanın örnek aldığı lider ve biz kadınların da gerçekten vazifemiz onun bize sağladığı haklar doğrultusunda üretmek, çalışmak ve her bir Türk kadını bunun için eminim ki çok çaba gösterecektir ve her bir Türk kadını ve dünya kadınları bu dahi lidere aşık. Bu aşk büyük bir aşk. Çalışmayı, üretmeyi sağlayan bir aşk. O nedenle çok teşekkür ediyorum Heybeliada Lions Kulübü, Sayın Hanımefendi Hülya Güveli ve tüm ekibine böyle özel bir geceyi düzenlediği için. Efendim bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü neden? İzleyicilerimizden bunu bir kez daha belirterek, vurgulayarak söylüyorum. Bu akşam Atatürk'ü anma gecemiz. Tamam. O kalbimizde, onu geçtim. O kalbimizde. Çünkü burada duruyor. Efendim bu akşam özel bir kız çocuğumuzun ihtiyacı olan göz naklini buraya katılan misafirlerimiz el birliğiyle, yardımlarıyla ameliyatı gerçekleşecek. Çok ulvi bir görev. Çok doğru özel, mu efendim? Çok özel bir görev. Çocuklarımız, genç Atatürklerimiz, onları geleceğe donanımlı hazırlamak zorundayız. Zaten her bir Atatürk sevdasıyla doğuyor. Çocuklarım, çünkü Atatürk bunu gördü yüzyıllar önce, bir yüzyıl önce gördü ve gençlere emanet etti bu güzel ülkeyi. Demek ki gördüğü o kadar önemli şeyler vardı ki gençler de ondan aldıkları ışıkla, onun rehberliğinde, onun fikirleriyle dünyayı yönetecekler eminim. Şimdi biraz önce söyledim ya, atam kalbimizde diye. Atam kalbimizde ama bizim damarlarımızda akan kanda da Atatürk'ümüz, atamız var. Yeni nesil çocuklarımız, kesinlikle, bundan sonra torunlarımız bizden onlara geçiyor. Kesinlikle. Kimse bunu kapamıyor. Vücudumuzun her zerresinde ve kanımızda, damarlarımızda atamızın sevgisi akıyor. Peki efendim. Teşekkür ederim. Ben İçeride teşekkür de görselim. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.